Bugün arkadaşlar sad gibi haberim var. Normalde bugün ekip yayını olacaktı. İnşallah ama galiba haftaya kaldı benim ya. Benim haftaya kaldı agalar ya. Haftaya kaldı. Barış, Eren agalar takılıyor, eğlenmeye gittiler. Beraber vakit geçiriyorlar. Biz de çocuklara tabii müsaade ettik çocuklara. Tabii. Agalar eğlensin dedik. Yarın Eren'de olacağız. Benim yine yayınım var yarın. Muhtemelen açacağım yani. Bir sıkıntı, aksilik olmazsa Allah'ın izniyle ya Rabbi ya Resulallah. Ama galiba Eren'deyiz. Saat 7'de falan Eren'deyiz. O yüzden haftaya kaldı galiba. Çok güzel. Neden? Neden Sadge? Çünkü çok güzel birkaç tane oyun buldum. Heyecanlıyım abi agalarla oynamak için. Ama agaların müsait olması lazım. İrem'le belki bir şey yapabiliriz bugün. İrem'le bir şey patlayabilir. Belki onunla Blood Hunt falan atarız. Bir gece olsun da chat. Bir gece olsun. Bir karanlık çöksün üzerimize. Bugün yarın erken kalkacak var mı Spidey? Yoktur abi. Cumartesi artık. Bunları da hesap etmek lazım. Chat tavuğa dönüştü abi mecburen. Uyuyor abi adamlar. Oğlum pazar günü çalıştırılmaz adam ya. Çalışanlar varmış. Dershane varmış. Sikiyorlar, sikiyorlar bizi. Of of. Chat. Acımıyorlar bize ya. 6 saat uyuyorum kafi. Oğlum tabii ki. Tabii ki. Bu arada gerçek Sigma bir erkek olduğum dönemleri iyice hatırlıyorum. Yani uzun bir süredir Sigma gerçek erkekim de. Gerçek erkekim. Liseden beri, lise 5 tabii. Lise 1, lise 2'den beri arkadaşlar günde 3 saat uykuyla uyurdum. Sabaha kadar baba Dota atardı. Sabaha kadar ama. Uyku çek bulunamadı abi. 3 saat uyuyordum, okula gidiyordum. 3 saat dayanacağımı düşündünüz değil mi? Hayır abi, gidiyordum okulda da paso uyuyordum acımasızca. Devamsızlık 19.30'a puşlanır, rapor fullenir. Bütün günlerimi lisedeyken, devamsızlık günlerimi cumaya denk getirirdim. 3 gün tatil yapardım paşalar gibi amına koyayım. Ha ama şöyle bir sıkıntı oluyordu. Yaza doğru okula insanlar gelmiyor abi. Sen sik gibi gitmek zorunda kalıyorsun. Nasıl e-sporcu olmadın? Denemedim ya. Öyle bir şey denemedim abi. Bir de Dota'da e-spor imkanı yoktu ki amına koyayım. Bir takım vardı oğlum. Adı duyulmuş bir takım vardı. HVA. Onda da adını hatırlayacağınız şu anda Stansfield'la şey vardı. Elvind vardı. Takım oyuncularından şimdi yayın yapıp LoL'e geçen, ünlenen var mı bilmiyorum ama Elvind vardı, şey vardı. Biz o zamanlar tabii bunların maçlarını izliyorduk. Elvind'i falan izliyorduk. O da küçüktü o zaman oynarken. Çok sikemci adamdı ya. Acayip acayip item çalıyordu amına koyayım. Adı falan çıkıyordu Elvind'in. Sonra bunları Navi bir güzel pompaladı abi. Dis değil oğlum ya, sorsanız söyler amına koyayım. Bayağı şey yani, item falan skemliyordu adam yani. Oğlum adam hırsız style alıyordu yani, aklını alıyordu adam. Yok mu Dota'mız? Yok abi yok. Ben sadece liseyi nasıl atlattım, lise deneyimlerimi nasıl atlattım ondan bir şey paylaştım. Dota ile kanalın işini bitirmek istemiyorum ya. Bir de abi artık toksik ve ya daha doğrusu toksik demeyeyim de yaşlandım mı bilmiyorum vallahi. Kooperasyona girmeyen oyunculardan nefret etmeye başladım abi. Ya ben kardeşim bak artık toksik olmamaya çalışıyorum tamam mı? 5v5 multiplayer oyunlarda. Ama abi ben performansımın %100'ünü verirken bazı orospu çocukları renki umursamayarak ben renki umursamıyorum eğlenmeye orospu çocuğu madem eğlenmeye geldin git casual oyna, git normal oyun oyna. Yani neden benim %100'ümü alıp sen sadece %20 katıyorsun piç? Ben her şeyimi veriyorum ya. Ben her şeyimi veriyorum ama kardeşim ya. Çünkü renk kompetitif bir ortam, çekişmeci bir ortam, mücadeleci bir ortam. Niye eğlenmeye geldin amına koyayım? Bu tarz oyunlarda da hep bu tarz oyunculara denk geliyoruz abi. Bak Overwatch oynuyoruz bu ara, tamam mı? İrem'le beraber. Abartısız söylüyorum. 2 günde yaklaşık kaç el attım?
20 oyun falan attım. 5 win'im var amına koyayım. O da nasıl biliyor musun? Bir yenildik, bir kazandık, iki yenildik, bir yendik, bir yenildik, sonra 3 kazandım, sonra bir daha win yüzü yok amına koyayım. 15 oyundur götümü sikiyorlar. Neden? Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü her zaman abi takıma şöyle bir adam geliyor. Ben zaten eğleniyorum, eğlenmeye geldim, ağla, ha falan. Ya tamam da casual var, bak adamlar yapmış bir sürü mod yapmışlar sen eğlen diye. Orospu çocuğunun eğlencesi senin acı çekmeni izlemek olduğu için herhalde renkte giriyor. Ve her oyunda varlar abi, her oyunda varlar. Bunun Overwatch'u yok, Dota'sı yok, LoL'ü yok. Valorant'ı yok, Aralt'ısı yok, hepsinde varlar abi. Artık dedim ki tamam, ben bu oyunlardan uzak durmalıyım herhalde. Çünkü ben hakikaten performansımı koymaya çalışıyorum aga yani. Üzüyorlar abi. Mücadeleci olun abi. Aralt'ı ne zaman oynadın? Nasıl oğlum? Ne diyorsun oğlum? Benim 1500 saat Aralt'ım var lan. Den yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hey hey hey. Bu çocuk bir oyuncu. Bu çocuk bir oyuncu. Player, gamer. Her siki oynuyorum ben. Elder Scrolls oynuyorum. Oradan Overwatch'a geçiyorum. Yarrak gibi gidiyorum. Zomboid'de kare grafiklerle hayatta kalmaya çalışıyorum. Gece fazmadayım. Bebeğim, ben birden fazla hayatı tercih ettim amına koyayım. Tek bir hayatım olmasın diye. Ben Aralt'ta evlendim. Karıtla. Hayır. Onu deme abi. Onu deme. New World oynasana Serhat'ım. Yok, şu anda bir MMO kaldıracak iradem de yok, gücüm de yok, sevgim de yok. MMO büyük sorumluluk arkadaşlar. Sardığınız zaman çok büyük sorumluluk aga ya. Acımasız da bir sorumluluk çünkü sürekli gerçek hayat gibi grindlaman gerekiyor. Keşke kendi karakterimi bir RPG karakteri gibi yönetebilsem. Yani kendi karakterim dediğim kendi fizikimi, bedenimi, çıksam böyle bir kontrol masasına tıka 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 kassam, yemin ediyorum aralık molasız 40 dakika barfix basar giderdim abi, sonrasında matematik falan çalışırdım böyle. Bir de abi bu şey eksik. Respawn eksik bu oyunda. Ölünce ölüyorsun abi. O kötü. Hadi lan sen barfix basacak adam değilsin. Bu arada nereden bildin Sadge? Ben barfix hiç çekemiyorum arkadaşlar. Hiç çekemiyorum abi. Ben vücut ağırlığımla olan antrenmanları yapamıyorum abi. Olmuyor amına koyayım. Artık boydan mı, boy artık kilodan mı, zor mu bilmiyorum abi. Mesela bir şey kaldırmakta sıkıntı yok. Birini veya ağırlık kaldırmakta sıkıntı yok. Ama kendimi kaldıramıyorum amına koyayım. Mesela adam abi şey, nasıl diyeyim sana, bir şınar çekiyor, oturuyor böyle 50 tane nizami zorlanmadan ben 20'de patlıyorum amına koyayım. 20'ye gelene kadar da zor. Ama mesela halter kaldır, deadlift yap, ne bileyim bir şeyler yap desen yapıyorum. Sıkıntı yok yani, ağırlıkları da kendi boyuma kiloma göre oluyor. Kaldıramıyorum kardeşim. Kendimi kaldıramıyorum. Hayır, kondisyon meselesi değil abi. Spor yaparken de böyleydi. Spor yaparken de böyleydi. Yani ben basketbol oynadım. Yani uzun sene oynadım basketbol. Ondan önce futbol denedim. O faciaydı. O rezil bir deneyimdi amına koyayım. O böyle Pepe Egoni falandı yani, anladın mı? Ama basketbol düzgün bir deneyimdi. Şeye kadar gitmişti. Bu kardeşiniz Turko neredeyse başarıyordu arkadaşlar. Fenerbahçe altyapıya girmiştim. Sonra işte rebel havaları, isyancı genç. Kafanı sikeyim senin. Gittim ben sanat okuyacağım dedim. Bırakıyorum dedim basketi. Neden ama? Babam çok üzerime düşüyordu. Babam çok zorluyordu beni. Basket yap, basket yap, basket yap diye. Sen başaracaksın, git yap, git oyna, git oyna diye. Dedim sikerim ya. Sonra zaten 17-18 yaşında fitness'a başladım. Ve 1,5 sene, 1 sene aralıklı da olsa, bazen mesela 2 ay gitmediğim oldu, 6 ay düzenli yaptığım oldu falan. Hep spor vardı yani hayatımda.
Ama yok, hiçbir zaman kendimi bir tane barfix çekemedim biliyor musunuz? Bir tane barfix çekemedim amına koyayım. Olmadı abi. Ol, vallahi ol. Bu kadar spor var hayatımda. Olmadı yani. Biraz başlattılar. Ama ben de bunu düşündüm arkadaşlar, bak vallahi düşündüm. Ulan hakikaten dedim wingspan miyim amına koyayım ya. Ama sonra normal ağırlıklarla denemeye başladım abi. Oluyor. Gidiyorum barfix'e sik gibi kalıyorum. Başka bir şey abi. Demek ki vücut ağırlığıyla bir şeyler yapmak farklı bir şey yani. Güçsüz döl namık. Güçsüz döl. Yep. Güçsüz döl abi. Harika. Adamsınız. Güçsüz.